Hocam anne ve baba haklarından bahsetmiştiniz. Tam tersi olursa anne ve babasından sevgi görmediğini iddia eden birçok izleyicimiz var. Anne ve babasının kendisine kötü davrandığından onların da bizim de hakkımız var mı diyorlar. Şimdi güzel insanlar, kıymetli insanlar. Nasıl annenin babanın hakkı varsa evlatların da aynı şekilde anne baba üzerinde hakları var. İsim koymaktan tut, eğitimiyle alakalı devam et, saygı, sevgi, muhabbet öğretimiyle alakalı devam et, akıl bali oluncaya kadar çocuklarını Allah'la, peygamberle, kitabıyla tanıştırmaya alakalı devam et. Yani nasıl annenin babanın hakları çoksa evlatların da hakları çok. Eğer sen hoca, ben onun karnını doydum. Yeterli değil. Yeterli değil. Sen çocuğunu Allah'la tanıştırmadıysan, peygamberle tanıştırmadıysan, kitabullah'la tanıştırmadıysan, imanla yoğurmadıysan, ibadetlerle yoğurmadıysan, onun karnını doyurmak yeterli değil. Hatta daha büyük tehlike. Sen ona gerçek yapman gereken şey iman. Dünya ve ahiret kurtuluşu iman. Allah senden ne diyor? Ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha. Ehline, çocuğuna namazı emret. Rızkı ben veririm diyor Mevla Teala ya. Namazı emretmen için de Allah'la, peygamberle, kitabullah, imanla tanıştırman lazım ki namazı emretmesin. O yüzden güzel insanlar lütfen çocuklarımızın haklarını yapmayalım, yemeyelim. Onları güzel yetiştirelim. Onlara güzel isimler koyalım. Onları gerçekten Allah'ın razı olduğu şekilde medreselere gerçekten onlarla beraber oralarda haşır neşir olalım. Hocam gönderelim, gönderme olmaz. Göndermek yok. Hocama ne demek? Sen mescide git. Sen gitme. Var mı lan bir şey? Öyle bir şey olur mu ya? Beraber gideceksin. Bakacak ya, babam mescitte. Babam medresede, babam sohbette, babam Kur'an'da. O da Kur'an'da olacak, o da mescitte olacak, o da orada olacak. Yoksa sen git, ben geliyorum. Gider, geliyoruz.